Bonbonlu tatlı günler. Bir kuşu, bir kelebeği. Bonbonla oynasan yeter. Nereye gidiyorsun acaba? Bir yerleri silmeye karar verdi. Kızım sınavın ortasında ne bu temizlik merakı? Hijyenine sağlık. Herkese merhabalar, Patlıcan TV'ye hoş geldiniz. Ben Yiğit. O kadar da meyve olmayan challenge. Not so berry'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hazırsanız başlayalım. Evet, Merve niye böyle bakıyor diye düşünürken siz, ben de size Not So Berry şartlarını göstereyim. Element tablosunu araştırdım, o son elementi bulmamışız maalesef. Ama bulmak için aklımda planlar var, bugün açıklayacağım. Evet, bugün bunu bitireceğiz. Bugün biraz daha Sergei'ye odaklanmak istiyorum, yeniden geri dönmek istiyorum. Ama Merve ile bir gün daha okula gidip geleceğiz. Merve'nin şartları ne durumdaydı, ona da bir bakalım. Karizmada yükselmiştik biraz daha. Ama zaten hayat amacıyla ilgili bir şeyler yapabiliriz onun dışında sadece. Onda da yani date'lere falan çağırıyorum ama kimse gelmiyor. Niye öyle onu? Bakalım devam edeceğiz. Kaldığımız yerden. Evet. Şimdi Merve niye böyle bakıyor diye düşünüyorsanız kendisi aslında ailesiyle beraber televizyon izliyor. Evet. Çok da önemli bir şey değil yani. Evet, yine muhteşem bir akşam televizyonumuzu izliyoruz. Böyle gelsin. Sonucuma ne yaptım? Sergei'nin bıyığını yeniden uzattım gördüğünüz üzere. Kes ekranına gidip yeniden koymanız gerekiyormuş. Öbür türlü çıkmıyormuş anladığım kadarıyla. Ailecek eğlence ihtiyaçları biraz düşüktü. O yüzden hem böyle yemek yediriyorum hem bir şeyler izletiyorum. Element bulsun diye kasacağım şimdi Sergei. Yanında olan kristallerden biri Fire Opal, biri de Jonquilist diye bir şey var. Bunlardan çıkıyormuş o son element. O yüzden Sergen yemeği bitince hemen analize başlayacak. Fire Opal'dan mı başlasak acaba? Niye Fire Opal böyle ayrı ayrı gösteriyor? İşte bir tane Jonquilist baksın bakayım. Merve değilmiş, Serenity'ymiş bu. Evet. Merve uyuyormuş. Peki. Merve'nin zaten uyku ihtiyacı varmış. Ne uyusun o. Tom ne yapıyor? Tom da uyuyor çılgınlar gibi. Şimdi senin sosyal ihtiyacın gelişmeye ihtiyacı varsa bence bonbonu sakinleştirebilirsin. Sıkıntın ne bonbon diyebilirsin. Ondan sonra da oynarsın. Köpeklerle oynayınca eğlence ihtiyacı birden fırlıyor böyle inanılmaz. Ya tenisi Sergei ile flört etmek istiyor. Çok tatlı değil mi? Evet. Evliliklerin aşkı hiç bitmiyordu. Evet, harika. Sergei bir şey bulabildin mi Sergei? Bonbon bir şeyler dedim mi? Ona da bakalım. Dememiş. Bu arada yanlış hatırlamıyorsam geçen bölümün sonunda biz bu Caleb'la erkek arkadaş olmuştuk. Evet, boyfriend. Evet. Don diye telefonla erkek arkadaş olmak istedi. Ben de iyi tamam falan. Tam da bölümü kaydettim, kapattım anında geldi yani. O yüzden gösteremedim size. Ama erkek arkadaşımız var yani. Hayat amacım da böylelikle çılgınlar gibi ilerliyoruz ama. İki tane daha date'e gitmemiz gerekiyor hala. Bu arada Sergei istediğim şeyi bulamadı. Bir daha yaptıracağım. Bu sefer Fire Opal'a yaptıralım. En iyisi flörtünü yapsın ondan sonra. Yapamadı. Evet. Ne yapıyorsun ya? Komediyi bırak izleme artık. Sal komediyi. Heh, bonbonla oyna. Hayat bonbon da güzel. Bonbonlu tatlı günler. Bir kuşu, bir kelebeği. Bonbonla oynasan yeter. Evet. Ya bak çılgınlar gibi artıyor görüyor musunuz? Ucu bucağı yok. Sergei ne yaptı bulabildin mi? Hala araştırıyor. Tenisi de inatla bekliyor. Ametisti'ye başka kristal buldu. Harika. Asla bulamıyoruz. Şey. Neyse şu Tenisi'ye biraz flörtleşsin. İçinde kaldı kadın. Orange topaz neymiş? Bu kristallerin çok güzel özellikleri varmış bu arada. Mesela bu üzgünlüğü gideriyormuş. Şu ilginçti. Hem kariyer performansımızı yükseltiyor. Hem eğlence ihtiyacını gideriyor. Bayağı iyi. Bir tanesi de bu o sandım. Şeymiş. Böyle daha hızlı, daha nadir metaller, kristaller bulmanıza yarıyor. Öyle ilginç bir şey. Onu da kullanacağız efendim. Neyse sen gidip annenle takılsana. Niye babanızı rahatsız etmek için kasıyorsunuz? Bak babanın işi gücü var. Kendisi bir Naplo Beri jenerasyonu. Kimse de yerdeki tabağı toplamıyor bu arada. Ne bir şey buldun mu? Evet, analiz bu elementle ilgili önemli sonuçlar buldu diyor ama yeni elementi bulamadık. Aynı zamanda aynı şeyleri inceleyemiyorum da. Niye öyle? Zaten benim incelememem gerekiyordu. Doğru. Öf. Geo konsula göndermem gerekiyordu.
Bir de şöyle bir trik öğrendim. Bunu gönderirken gönderdik mi dam diye. Ha yok, bunu aramamız gerekiyormuş. Sonra ararken telefonu kapıyormuşsunuz ve diyorlarmış ki tamam o zaman göndereceğiz. Ne yapalım? Olmadı. Demek ki artık öyle değil. Peki. O zaman ise aramaya devam. Bir de Sergey çok kilo aldı biliyorsunuz. O yüzden şurada serum hazırlasın istiyorum. Onun için ne gerekiyormuş? Simplify miydi? Evet. Bunun için Parsley gerekiyormuş. Parsley'i nasıl alacaktık? Bakayım. Starter Herbs'te vardır herhalde o. 175 çılgınlar gibi para gidiyor hayat amacı için. Neyse zaten çöp kutusundan geri gelir o para. Serenity de diyelim gitsin bir yüzüne akne kremi falan uygulasın. Kızcağız böyle sivilceli sivilceli dolaşıyor. Nerede aynası? Ha burada. Buradan yapabiliyoruz değil mi? Evet, yüz temizleyici kullanıcımız. Evet, Sergey çılgınlar gibi uğraşıyor. Gönderiyor bütün kristalleri. Bu arada kılları uzamış. Etsek mi? Bence iyi. Fena değil şu an. Çok beni rahatsız etmedi. Kalabilir. En iyisi de yemek falan yapsın bu arada. Çocuklara hiç yemek yapan yok. Orada böyle eşyaları doldurdum buraya. Nasıl olmuş? Güzel olmuş değil mi? Spinach frittata yapıyoruz. Evet. Ispanaklı frittata. Yapacağız. Anselium, platin ve Krytaku. Evet, bu şeyi görmek istiyoruz. Bu elementi istiyoruz. Evet. Sonra Sergey'e buradan serumunu yaptıracağız efendim. Simplify. Evet. Bunu içtikçe zayıflayacak. Hadi bakalım. Burada kaçıncı seviyedeyiz? 7. seviyedeyiz. 8'e geçebiliriz gibi duruyor zaten. Şöyle şeyler de bulmuşuz. Burada tenisçi de biraz kilosuna dikkat etmeye karar verdi. İyi, başarılı oldu dedi. Tamam. Hemen iç. Ya şimdi sırasını tam içecektik. Neyse bir gidelim gelelim madem. Sonra içeriz. Öf. Allah'ım burası hep yağmurlu ya. 5 günün 4'ünde yağdı gerçekten. Ya böyle şimşek mimşek çakıyor yani. Bayağı çılgınlığı. Şimdi şeye karar verdim. Bak yine koşu bandına koştur diyor. Buradaki okuldaki performansım artsın istiyorum. Müzikal gibiler gerçekten. Koştur, hemen bir koşu bandına koştursun. Koşturamıyor. Niye? Çok rahatsızmış çünkü. Rahatsız bir karakter. Evet. Kızlar tuvaletine gir madem. Ne yapayım? Sonra düşmüş de alması gerekiyor. Aç açına derslere gireceğiz. Hadi bakalım. Alexander'la date etmeye başladığını öğrendim. Bu harika. Date edemiyoruz ki. Edemiyoruz. Çıkmaya başladığını öğrendim diyor da. Edemiyoruz yani. Çünkü neymiş? Benden bir yaş büyük. Aç bayağı. Öf. Sims. Şimdi öğrendim ki bu free time bitmeden önce, bittikten hemen sonra zil çalıyor ya. Zil çaldığı an sınıfa gitmemiz gerekiyormuş. Eğer sınıfa gidip oturmazsak ders zamanından yemiş oluyoruz. Dolayısıyla günlük performansımız düşüyor okulda. Daha iyi performans için hemen gitmemiz gerekiyor. Anladığım kadarıyla. Evet, Tenisi işe gitti. Sergey işe gitti. Sergey'e evet, yaramazlığı geliştir diyeceğim. Tenisi zaten kendini geliştiriyor. Serenity arkadaş yapsın. Tom da derslerine çalışsın istiyorum efendim. Tom biraz bir inek olsun istiyorum bir taraftan. Hem rockçı hem inek olsun istiyorum. Evet. Sınava mı katıl? Aa, cuma günü sınavlar mı var? Aa, iyi oldu çalıştığımız. Ödevi de yapmıştık değil mi? Evet, ödevi de yapmıştık. Harika bir öğrencisin Merve. İşte bu Merve. Başta sen diye başkasını gösterdim ama kardeşini gösterdim ama neyse artık. Bu bölümde ne diyoruz? Sana değil kardeşine. Evet. Özlü sözler. Evet, hemen bir. Logan ne var Logan? Noah ile arkadaş olduğunu öğrendim. Harika biri diyor. Hani konuştun ya sen de. Yani, sınava nihayet zamanında geldik. İlk defa zamanında sınav. Çok şükür. Bu kızdan kopya çekebilir misiniz acaba? Rita Bjergsen. Aa, Bjergsen'miş. Bizim bu acaba dalga geçtiğimiz kısmı. Natsu haberinin başlarında. Sürekli böyle şey geçtiğimiz. Bununla bence sınavdan sonra tanışalım. Evet. Liseden kankamız olsun. Nereye gidiyorsun acaba? Bir yerleri silmeye karar verdi. Kızım sınavın ortasında ne bu temizlik merakı? Hijyenine sağlık. Ne oldu? Sınavı bitirdin mi sen şimdi? Ne oluyor be? Sınavdan çıktı. Kimse de dur demiyor. E hadi. Bu da bizimdir kesin. Evet, bizim
Neymiş? Allah'ım. Sınıfta bırakmış böyle. Ben de unutmuştum ama çaktırmayın. Allah'ım, bu sınav güzel geçmeyecek gibi. Çünkü Merve salak bir şey yaptı. Niye öyle yaptı? Anlamadım. Rita, bir seninle tanışmak istiyorum. Sıla. Selam Rita. Çocukları çekiştirelim. Senin Alexus'la kötü ilişkin varmış. Onu hemen düzelteyim ben. Bu arada karnım çok aç. Beraber yer miyiz? Sıla. Ne dersin? Oh, Aa, hayır dedi. Peki. Lisede hiç popüler değiliz gerçekten. İğrenç bir lise dönemi geçiriyoruz. Ve bence çok gerçekçi. Evet. noy. Lise dediğin zaten güzel bir dönem. Çok da değil. Evet, güzellikler de vardı. Evet. Arkadaşlıklar güzeldi ama demek ki Sims'te o kadar güzel değil. Neyse, Björk senle zaten ailecek kılız. O yüzden sıkıntı yok. Herkes doluştu. Tam bir lise klasiği. Ne olmuş böyle ya? Kusumu işi daha. Ne oldu canım? Komedyenmiş kendisi. Müdüremiz de burada. Bizim erkek arkadaşımız buralarda mı? Bu araya kaynamış olabilir mi? Olamaz. Peki. Merve nerede yiyecek acaba? Müdürenin odasına mı gidecek? Hadi bir şeyler söyleyeydin. Ha, evet, çok şükür. Sıramızı kaybettik arada. Yine bir lise klasiği gerçekten. Ne kadar güzel bir yaşam simülasyonu oyunu değil mi? yiyeceğim mi? Aa, geçen sefer de bunu yedik galiba. Direkt hiç düşünmeden aynı yere basıyorum demek ki. Burada şey, yalnız yalnız kız direkt. Kimse bizimle yemek istemiyor. Bu kızın ne güzelliği var. Bu adamın ne güzel. Ha, hocalara yürüyorlarmış. Evet. Kızların işleri farklı. Peki. Zaten bizim sosyalleşmeye çok ihtiyacımız yok yani. Gayet iyi sosyal ihtiyacımız. O yüzden. Allah yani. Aa, işte ne varsa gotlarda var. Kaylee got, selam. Sana selam verelim madem. Sıla. Sıla. Redaba. Skufa Kıyafetin çok güzel diyelim. Ondan sonra da hız kesmeden aşağı inelim. Oh, Caleb mıydı o? Jaden Price'mış. Caleb geldi sanmıştım. Tamam, sıkıntı yok. Hemen aşağı insin. Sınavların çalışsın. Sınavlar nasıl çalışılabiliyor? Bu illa bilgisayar mı? For yourself diyor. Kendine tıklayıp sınav çalış diyebiliyormuşsun. Evet, bunu yapabiliyormuşum. Salak gibi gidip sürekli bilgisayarlarla uğraşıyorum. Evet, kafeteryada çalış işte. Ha. Oh. Nihayet. Bak, bu çocuk da galiba sınav çalışıyor. Tanengata. Çalışamaz hale geldi. Niye? Aa, bir sonraki sınav için tamamen hazır diyor. Yay! Biraz da gösteremiyorum. Evet. Evet, arkadaşlarımızla takılabiliriz o zaman rahat rahat. Of. Of be. Lüküs hayat. Ne güzel. Prom'la ilgili ipuçları soralım. Neydi kızınızın? Direkt unuttum. Kaylee Gotha. Ha, ders. Boş ver. Boş ver. Prom'u boş ver. Baloya gitmeye gerekir. Aa, gerçi gideceğiz değil mi? Ben böyle herkese şey, benimle baloya gider misin diyen herkese evet demiş olabilirim. Rastgele. Bugün de cuma değil mi? Hı. Evet, gideceğiz gibi duruyor. Bu sefer birinin date olarak gideceğiz. Bir sonrakini de ben birisine teklif edeyim istiyorum. Öyle olsun istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Yani şu an sınava katılıyoruz değil mi? Katılıyoruz gibi demiyorum. Ne diyor? Evet, Copper değil, çok köklü bir okul olduğu için bize ekstradan kazık soru sormuşlar özetle. Böyle madencilikle ilgili bir kompozisyon istemişler. Yazı yeteneğine güven ya da salla diyebiliyoruz. Yazı yeteneğimiz zaten yok gibi bir şey diyebiliyorum ama neyse, yazı diyelim madem. Oo, evet. Çok ortalama bir şey vermişiz. Dur ya, durup dururken niye gidip böyle yazı yeteneğine odaklanmaya karar verdin şu an sınavın ortasında? Bu kızı bir sınavları oturtsun gerçekten. Kalk gidiyor. Sınavına kasar mısın? Bu arada sınavda bir boost da aldık. Bronzda kaldı bu. Valla. Kötü bir gün geçiriyoruz. En azından akşam bala var diye düşünelim. Bu sınavları nasıl iyi geçeceğiz bilmiyorum yani. O kadar çalışsın dedim ama. Bir türlü güzel geçmiyor sanki. Bak, yine ortada bitti. Her şeyi de yaptım. Gördünüz. Evet, Tom bu sırada okuldaki en iyi öğrencilerden oldu. Harika. Serenity de öyle. Merve öyle mi? Evet, herkesin sonuçları açıklamış. Merve çok iyi iş başarmış. Öyle diyor. Bala yaklaşıyor. Evet. Ha, cumartesi gece olacakmış. Auditorium'da. Yemek verilecekmiş.
Balaya davet şeysi hazırlayabiliyormuşuz. Birisini balaya davet edebiliyormuşuz. Birisine arkadaşça balaya gidebilir miyiz diyormuşuz. Bir de formal outfit'imizi ayarla diyormuşuz. Zaten formal outfit'i hallettik. Zaten birileri de bizi balaya davet etti. Şimdi buradan bir date'e gidelim bence. Ama o serum da ne oldu onu da merak ediyorum. Bence evde date yapalım. Nasıl? Evet. Social. Ask'ım date. Seni harika bir yere götüreceğiz. Emilio Prescott diye birisiyle de mi yürüşmüşüz? Oğlum herkese yürüyor bu kız. Date'e gider miyiz? Çok korkunç da sınavlar vardı bugün diyor şu an. Bakalım çocuk ne diyecek. İşte bu. Gidiyoruz efendim. Eve gidelim, hem serumumuzu deneyelim hem date şeylerini yapalım değil mi ama? Evet hani son evimize döndük. Serenity her zaman gibi kocaman. Sergey de kocaman. Sergey sen serumunu içmiş miydin? Bakıyoruz hemen. Serum burada değil, demek ki yanındadır o zaman. Simplify, evet. Bunu hemen bir drink ediyorsun. Şimdi önce bir çocukları bir halledelim. Onların işlerini bir halledelim. Onlar en başlarına takılsın etsin. Merve şu etraftaki pislikleri toplasın hemen. Çünkü kimse toplamıyor. Allah'ım. Gelip de sen takıl madem, ne yapayım? Allah'ım. Evet. Kendisi de kırmızı kırmızı giyinmiş. Oo, içiyoruz. Evet. Evet. Bundan sonra hemen tuvalete koşturuyor bildiğim kadarıyla. Ne oldu, işe yaradı mı? Hı, bunu halletmişiz. Bombonla muhabbet etmene gerek yok, şu an date'desin. Date'inle vücut mu çalışıyor? Nasıl yani? Peki, ilginç bir aktivite kendisi. Evet, workout together dedim. Hadi bakalım. Bakalım işe yarayacak mı? Bizim de zaten fit kalmaya ihtiyacımız var bence. Gelmem mi dedi? Anlamadım. Sonra bunu iptal edip bir daha başlatacağım. Eğitimle sosyalleşelim. Buraya oturalım beraber. Oturamıyor muyuz bunları? Aa, oturamıyormuşuz. Oturacak da yer yok. Tüh, bir tek yatak var. Şu mangalınız da sizin. Evet, bir serum daha içecek şimdi Sergey. Umarım midesini bozmaz. Ama bayağı inceldi. Abo. Çılgın. Fazla incelmedim ya. Biraz korkunç oldu Sergey. Bu sırada bizim date'imiz nasıl gidiyor? Muhabbetler. Niye bunlar sürekli eksi gidiyor ya? Gününü aydınlat biraz çocuğun. Şu karizmayla ilgili şeyleri katayım hemen. Bu sırada çılgın bir date devam ediyor. Evet. Harikalar. Harika. Neler oluyordu? Tanrım, bakmayın. Evet. Evet, gününü filan aydınlatıyoruz bu sırada. Ben yavaşlayacak şimdi Merve. Hemen de yanaşıyor. Ya ne kadar bebişler. Evet. High school sweethearts. Aha. Böyle bir sentimentler falan geldi. Ne gelmiş? Crush, evet. Caleb'a çok yanıkmış şu an. Mehdi arıyor. Evet tamam, Mehdi. Okey canımız. Bu Sergey bir bölümde başka, bir bölümde bambaşka. Ne yapıyorsunuz siz böyle? Peki. Sen isteye bir yemek yapsın da millete. Asla, çünkü yemek yapmıyorlar. Biz haylazlıkta 9. seviye olmuşuz ya. Baştaki şey yanlıştı, pardon. Evet, şimdi bunu bitirmeye çalışalım hemen. Evet, troll tech forum diyeceğim. Böyle 3 yılda yükselecek umuyorum. Date'imiz nasıl gidiyor bu arada? Evet, onda onu yakalamışız bile. Aa, ilk öpücüğümüzü vereceğiz şimdi. Hazır mısınız gençler? Hem de bu muhteşem odada. Dur, yakalamam lazım. Oh,
Umarım güzel bir poz yakalamışızdır. Evet. Burada da Alexander'la fotoğrafımız var. Neyse çaktırmayın. Caleb'la da hemen bir selfie alalım bence. Zaten vardır herhalde. 29 tane selfie var yanımızda. O kadar çok selfie çekiniyoruz ki milletle. İlişkilerimiz hızlı gitsin diye. Bunu buldum. Nasıl? Muhteşem bir fotoğraf değil mi? Kırmızı da kırmızı. Yapalım böyle. Sonra lise aşkları duvarımıza böyle ekliyoruz. Daha güzel bir ışık da yapaydım keşke. Neyse. Tamam, date'imiz yeterince iyi geçti zaten. Bence bitirebiliriz. Caleb sen gidebilirsin evine. Ya da öyle yapmayalım. Burada yine birisi gitmiş ya. Kim gitti yine? Neyse Logan'la Caleb kalsın da. Biz o yeni kız, yeni tanıştığımız Kaylee Goat'u koyalım bence. Güzel bir arkadaş potansiyeli vardı kendisinde. Bir kulüp toplaşması yaratmak istiyorum. İyi. Hep beraber ödevlerimizi yapabilelim. Evet. Evet, herkes şu küçücük alanı toplaştı. Neyse ödevlerini yapsınlar da çok önemli değil. Evet. Ergen nasıl böyle incecik oldun ya? Maşallah. Bu sırada Sergey pişirmeye katıldı ama. Caleb Merve ile aynı zamanda en iyi arkadaş da olmak istiyormuş. Hayır dersek ilişkimiz kötüye gider. O yüzden evet dememiz gerekiyor. Evet inanılmaz bir ünümüz var. Merve'yi herkes tanıyor ve seviyor. Merve ile iyi arkadaş olduk dedi. Aynı zamanda Logan'la iyi arkadaş olamadık. En iyi arkadaştık kendisiyle. Logan'a hey sen de ödev yapsana diyelim. Aslında bu kadar insan varken evet yaramazlığı bunlarla katsak ya ne güzel. Yani şöyle oturup üstüne atmaca falan bunları yapabiliriz. Merve karizmada 4 oldu bu arada. Nasıl kasıyor bu karizmayı? Orada karizma yeteneği hızlı artsın diye bir tane daha özellik var. Ona 400 puan gerekiyor. Şu an 68'deyiz. Onu da yapmak istiyorum bakalım. Evet ödev tamamlandı. Artık bir şeyler yiyelim bence. Sergey sen de yemek istiyordun bir şeyler. Enisi zaten yiyormuş. Evet. Köpeklerden falan bahset. Ne bileyim. Bir konu aç. Bak kız burada önünde duruyor. Boş durma. Bak çizimle ilgileniyormuş. Oradan gir konuya. Yürü evladım. Sergey selebriti miymiş? Sergey bir de ünlü olmuş başımıza. Ef. Çok ince oldu ama ya. Bence fazla ince oldu. Logan snoopmuş. Bir de yani burnu havadaymış. Hem de romantikmiş kendisi. Sen de bu kızı tanımaya çalış bakayım. Kaylee Goat'u. Lan ekip ne güzel oluştu değil mi? Herkes burada takılıyor. Sergey bak burada bir sürü av var. Şu kızın erkek arkadaşıyla dalga geçme fırsatı. Bence bunu kaçırmamalısın. Sergey, Caleb'i boş bırakmasın. Sürekli başında ekşisini istiyorum. Sergey yiyecek gibi bakıyor. Şu an kıyameti anlatıyor da. Evet. Ha şu arkadaki kızla da az dalga geçmemiştik. Çok inceyken de çok garip oldu. Bu kadar ince değil normalde. O serumu fazla içtik. Evet. Tom'un sakalına bakın. Kocaman oldu. Sakalını bir tıraş ol evladım. Bu nedir ya? Evet, istediğin boyuta değiştir. Sakalını. Ondan sonra da biraz kendine yüz bakımı yap. Böyle salma kendini. Bak. Evet. Tıraş ol azıcık. İlk defa yüz tıraşı görüyorum da Sims'te. Evet. Şey devasa. Tıraş bıçağı devasa. Evet bu sırada Sergey herkesi sıradan geçiriyor. Ben bitirdim mi canım? Tıraşını bitirmemiş hala. Ne kadar uzun sürüyor olabilir?
Aha, bitirdi. Çok şükür. Evet. Azıcık sakallı bırakmak istemiş kendini. Şu bonbonun yemeğini doldur da sonra bir ortam için güzel bir müzik çal. Mischief çok az artıyor ya, uyuz oldum. Niye böyle? Nasıl daha iyi arttırabilirim? Nedir yolu? Bir yolu var mıdır? Merve'nin çok uykusu geldi bu arada. Merve önden gidip yatacak, söyleyeyim. Tam da müziğini yapmaya devam ediyor. Ertesi güne gidelim madem, değil mi? Ben burada olabildiğince yaramazlık kasacağım. Kasamayacağım ya da. Çünkü Sergen'in çok uykusu varmış. Evet. Evet, ertesi gündeyiz ve Sergey maile gelen her şeyi toplamış. Evet, bakıyoruz. Sidrin diye bir şey gelmiş. Bu muydu? Hala 15. Evet. Bunları ben göndereceğim Geo Council'a. Bakalım olacak mı bu sefer? Merve biraz korkularından arınsın istiyorum ama bir türlü o şey çıkmadı. Bilmiyorum neden çıkmadı. Böyle ilişkimizin daha mı iyi olması gerekiyor anlamadım. O altın kaka ilk defa görüyorum. Bu çok nadir düşen bir şey diye duymuştum. Bakalım pahalıya satılıyor mu? Gerçi diğerleriyle karıştırsın istemiyorum ama. 50'si milyon. Evet, bahçe işlerinde çok iyi bir gübre oluyormuş kendisi. Peki. Ben SG ile forumları trollemeye devam edeceğim bir taraftan. Bu arada öğrendik ki Tom'un... Şu Kaylee Goat'a karşı büyük bir crush'ı varmış. Çok yanıkmış kendisine. Ve müzik seven birisiymiş kendisi. Ya birbirleri için yaratılmamışlar mı? Evet. Bu arada okul programına baktım. Ne var be? Hayır. Sadece perşembe günü karizma yeteneği artıyor. Dolayısıyla haftaya olabildiğince Nani jenerasyonunu bitirmeye çalışacağız. Bu hafta, yani Sims haftasından bahsediyorum. Bu hafta zaten bitti. Sadece bir prom'a katılacağım. Ondan sonra da pazar günü yetenek katacağım. Onları özelde yaparım ben. Sonra pazartesiden itibaren Nani jenerasyonunda artık işi, kariyeri son noktasına getirmeye çalışacağız bir taraftan da. Hani liseye Merve'yi götürmek istemiyorum çünkü notları yükselmiyor. Üniversiteye başvuracağız. Üniversiteye başvurduğumuzda da hani kötü bir sonuç gelsin istemiyorum. Hani iyi bir üniversiteye gitsin istiyorum ki kariyerine yüksek seviyede başlayabilsin. O bize bayağı bir yardımcı oluyor çünkü ileride. O yüzden bir offline gitsin, notlarını yükseltsin ben görmezken. Ondan sonra yeniden perşembe günü yeniden online'a çeviririz efendim. Aa, aslında bizim ekibi toplasak ya, bayağıdır toplanmıyoruz. İnsanlar yaşlanmış. Bir ekip toplaşması yapalım. Burada tabii ki de. Sonra ben ekiptekileri komple böyle sıradan şakalardan geçireyim. Samuel filan yaşlanmış ya. Böyle kısa yaşam modlarını bu yüzden sevmiyorum. Evet. Daha böyle uzun uzun. Ben doyacağım. O şekilde olsa daha güzel değil mi? Sergey'in büyümesine daha 14 gün var. Niye diğerleri bu kadar hızlı yaşlandı ya? Onlar herhalde Sergey'e varken zaten yaşlılardı. Peki. Ha, burada aranızdaki farkları değerlendir gibi bir şey var. Anla gibi bir şey var. Onu iki sime yapınca sanırım bu korkudan kurtulacağız. İnsanların beni yargılıyor olması korkusundan kurtulacağız gibi duruyor. Evet, sana da yapıyorum. Dominik. Böylelikle ne oldu? Evet, korkusunu yendi. Demek ki tek bir yol yokmuş. Bu kulüp toplantımız nedense hiç işe yaramadı. İnsanlar yaşlandığından mıdır nedir? Hiç gelmediler, geldiyseler de hemen gittiler falan, anlamadım yani. O yüzden yine biz forum trollemeye devam ediyoruz efendim. Merve de baladan önce güzellik uykusunu yaptığı bir sonraki bölüme baladan başlatacağız. Gördüğünüz üzere Caleb'le olan fotoğrafımızı da koydum buraya.
Bunda son seviyeye gelmemize bayağı var gibi duruyor. Janet Sandler bize bir şeyler getirmiş. Selam diyelim. En azından onunla bir dalga geçmeye çalışalım. Belki en üst seviyeye geçeriz. Aha, prom başlıyormuş. Evet. Prom'a gidelim diyeceğim. Kardeşin üçü birden gitmesin yahu. Ya da gitsin mi? İyi tamam gitsinler madem. Hadi balaya gidiyoruz o zaman. Hadi bakalım. Evet, muhteşem kıyafetlerimizle balaya hazırız. Merve bu şekilde. Balo kıyafeti. Tom'unki bu şekilde. Bacaklarını bir tıraş edeydin iyiydi. Serenity de bu şekilde. Kendisi tam bir moda ikonası. Evet. Balaya başlamadan önce bu bölümü burada bitirmeyi düşünüyorum. Balo kısmını bir sonraki bölümde hep beraber oynayalım, keşfedelim istiyorum. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Ben oynarken çok eğlendim çünkü. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum aşağı. Kanala destek olmak için de lütfen beğen tuşuna basmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bye.